Öğlen oturumuna başlamak üzere hepinize hoş geldiniz diyorum. Sabah oturumunda çok güzel bir belgesel izledik. Hepimiz anlatılan anılarla birlikte kendi anılarımıza gittik. Geçmiş yıllarımızı, belleğimizi zorlayarak hatırlamaya çalıştık. Çok güzel şeyler dinledik. Nöropsikiyatri Derneği'nin 100. yılında bu düzenlemeyi düşünen, planlayan, gerçekleştiren arkadaşlarıma çok teşekkür ederek ben başlamak istiyorum. Bu oturumda epilepsi konuşacağız. 3 konuşmacı arkadaşımız var. Nörolojinin birçok hastalık alanında psikiyatriyi hep yanımızda hissetmek istiyoruz. Ve çok olumlu destekler de alıyoruz, görüyoruz. Epilepsi de bunlardan biri. Hemen her hastamız için bir psikiyatri konsültasyonuna mutlaka ihtiyacımız oluyor. Ve Işın arkadaşıma özellikle anmak istiyorum. Yıllardır bizden desteğini hiç esirgemedi. Ve ondan sonra gelen, onun yanında yetişen diğer arkadaşlarımız da onun alışkanlığını sürdürdüler. Hep bize yardımcı olmaya çalıştılar. Hem epilepsinin psikiyatri yönü hem de her zaman için tartışmalı olan, başa çıkılmaz olan bazı konuları var. Bugün bu oturumda biraz onlardan konuşmacı arkadaşlarım söz edecekler. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Betül Baykan, kürsüye hazır bulunuyor, gelmiş durumda. Evet, ilk nöbete yaklaşın. Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Ben de öncelikle organizasyona emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum ve sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin bu anlamlı 100. yıl etkinliğinde hep birlikte olmak çok güzel. Aynı zamanda bu benim nöroloji editörü olduğum Nöropsikiyatri Derneği'nin dergisinin de 50. yılı olmuş oluyor. Yani 50 yıllık yayın hayatı Türkiye'de gerçekten çok fazla dergide olan bir şey değil. Bu anlamda da çok anlamlı bir etkinlik benim açımdan da. Şimdi biraz ilk nöbetten bahsedeceğim ben sizlere. Bu oldukça eski bilinen bir problem. Bir ikilem var ortada çünkü. Nedir? Kronik olarak tekrarlayan nöbetlere biz epilepsi diyoruz. Dolayısıyla ilk nöbet epilepsi sayılmayabilir. Ama her epilepsi olgusunun da tabii bir ilk nöbeti var. Hastaya ne yapmamız gerektiği bir problemi ortaya çıkarıyor. Bu konuyla hala çok uğraşılıyor. Çok eskiden beri uğraşılıyor. Neden derseniz insidensi ciddi yüksek bir hastalık epilepsi. 100 binde 48 gibi. Belli gruplarda fazla. Gençte, yaşlıda, erkekte gibi. Belli etiyolojik semptomatik nedenleri var. Ama genetik nedenleri de var. Tek non-provoke nöbetin insidensi de 23-61 gibi serilerde. Ve epilepsiyle ilişkili bir mortalite olduğunu da biliyoruz. Epilepsi tanımı son yıl içinde bir anlamda geliştirilmesi önerildi. Yani eskisi gibi tekrarlayan değil, bir nöbet artı %60'ı aşan bir tekrarlama olasılığı varsa epilepsi sayılabilir gibi oldu. Şimdi ilk baktığımızda hastaya tabii ki önce tanı. Burada en önemli basamak var. Önce karşımıza gelen, atakla gelen hastada biz ne görüyoruz? Bir gördüğümüz şeyin etiyolojisi gerçekten epilepsiye mi bağlı? Onun için çok geniş bir ayırıcı tanı şemamız var. Burada da gördüğünüz gibi içinde psikojen nöbetlerin, uyku bozukluklarının, geçici iskemik atakların, senkopların olduğu çok geniş bir ayırıcı tanı şemamız var. Bunlardan birinin olmadığına emin olduktan sonra yapmamız gereken şey, evet epileptik bir etiyoloji var ama bunun altında acaba duruma bağlı bir nöbet mi var? Yani tedavi edilebilir bambaşka bir şey mi var? Mesela bir hipoglisemi mi? O zaman burada da epilepsi tedavisine ihtiyacımız yok. Diğer gruba geçtiğimizde de altta yatan etiyolojinin de tedavisini gerektiren durumlar olabilir. Bunlara epilepsi tedavisi eşlik etmesi gerekebilir. Örneğin bir yer kaplayıcı lezyon gibi. Ya da bunların hiçbiri yok ama bir epileptik nöbet var. Tek başına burada bir sendrom tanısına gitmemiz gerekir. Hasta karşımıza geldiğinde unutmamak gereken birkaç şey var. Çok ayrıntılı konuşmak lazım. İlk atak çünkü. Ne olduğunu bir sürü şeyi o belirleyecek. Hasta öncesinde ne hissetti? Bilinç kaybı bile olsa çok değerli bilgiler verebilir. Nöbeti gören kişiyle genelde görüşülmüyor. Onunla mutlaka görüşülmesi lazım. Çünkü bilgiler yanlış aktarılıyor sonra. Göstermek lazım nöbeti. Tarif etmek lazım. Şunlar oldu mu gibi.
Tam o sırada ne yapıyordu? Sonrasında ne oldu? Pre-iktal, post-iktal belirler nelerdi? Nöbet şekillerini mesela bir miyokloniyi göstermek ne? Bunlardan geçirmiş olabilir misiniz daha önce diye sormak çok önemli. Çünkü bir sürü zaman ilk nöbet aslında bir ilk nöbet olmuyor. Hastanın absansları, dejavüleri belki olabiliyor ama bunları olay olarak düşünmüyor. Normal gibi düşünebiliyor vesaire. Bunlar var. Hiçbir şey anlamıyorsak da bir spesifik tanı koymak yerine, yani jenereze konvüzyon diye geçmek yerine çok ayrıntılı tarif edip takibe almak çok daha doğru. Neden böyle? Çünkü aslında antiepileptik olarak kullandığımız ilaçların hiçbiri epileptogeneze etkili değil. Epilepsiye etkileri yok, sadece nöbeti baskılayabiliyorlar. Ama tabii bu anlamda da bir takım yaşam kalitesini arttırıcı etkileri var. Mortaliteyi, sosyal sorunları arttırabiliyorlar. Bir kavram var, insanların, herkesin hayatta bir nöbet geçirmeye hakkı vardır diye. Bu gerçekten böyle mi diye baktığınızda ilginç bir şekilde hakikaten toplumda epilepsi insidansından çok daha yüksek olarak %6'lara varan atak nöbet geçirme bulguları saptanıyor. Ama bir tek nöbette bile çok ciddi yaralanmalar, sorunlar olabilir. Öte yandan tamam ilaç başlayayım gitsin demek de çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü çok ciddi yan etkiler, çok ciddi problemlerle karşılaşabilir hasta ilaç yan etkileri nedeniyle. Şimdi ilk nöbet epilepsiden daha sık. Bu ilginç bir şey. Hakikaten öyle. Tek olduğu zaman tek başına da kalabildiğini gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Tedaviye gerek duymadığımız durumlar var. Örneğin çok seyrek aralarla 5-10 yılda bir tekrarlıyor. Bu bir süre sonra nöbetsiz diye ilaç azaltmayı düşüneceğimiz bir aralık. Ya da çok hafif nöbetler var. Basit, parsiyel, ufak bir duyumsama ya da bir dejavü vesaire. İyi huylu olduğunu bildiğimiz sendromlar var. Örneğin bunun tipik atağı, rolandik epilepsi olabilir. Sadece uykuda nöbet geçiren hastalar, zaten onlar isteksiz oluyorlar ilaç kullanmakta. Artı bir de tetikleyen faktörleri değerlendirmemiz lazım. Nöbet eşiğini düşüren bir takım ilaçlar kullanmış olabilir mi? Uykusuzluk vesaire, bunlar nöbeti tetiklemiş olabilir mi? Bunların kontrolüyle bir şeyler halledilebilir mi? Refleks nöbetler var. Burada uyarandan uzak kalma birinci basamak tedavi oluşturuyor. Ancak sorunu çözemediğimizde bunlara dikkat ediyoruz. Tetikleyen faktörlerin kontrolü yeterli olabilir mi diye öncelikle bakmamız lazım zaten. Geldi hasta, nasıl inceleyelim? Neler şart? Bir kere rutin biyokimya mutlaka yapılmalı. Çünkü yıllarca epilepsi diye tedavi edilmeye çalışılıp hipokalsemi alttan sapladığınız olgu olabiliyor. Yani rutin biyokimyanın ilk nöbette hemen anında yapılması çok değerli. Hipoglisemi çıkabilir vesaire. EKG çok değerli. Çünkü bunların da ciddi komorbid durumlar olsa bile senkopların çok karıştığını bazen görüyoruz epilepsiyle. Lomber ponksiyon çok şart değil, gerekli durumlarda ensefalit vesaire etiyolojileri için gerekiyor ama EEG mutlaka yapılacak. Beyin görüntüleme yapmamız gerekiyor ilk nöbette. Eğer acilde olanaklarımız nedeniyle BT yapabiliyorsak onu yapıyoruz ama aslında epilepsi tanımlı bir hastada bugün için manyetik rezonans birinci basamak. Hatta iyi kaliteli, onu da konuşacağız. Diğer testler, nöropsikolojik testler ve fonksiyonel görüntüleme incelemeleri ancak ileri seviyelerdeki hastalarda işimize yarayan yöntemler. Şimdi EEG'ye bakacak olursak, rutin EEG tabii ki ilk nöbette gelen hastanın en önemli testi. Bu hastada epilepsi var mı, türü nedir, lezyon nerededir konusunda size yardım edecek. Bu örnekte gördüğünüz gibi bir oksipital lob epilepsisini tanıyıp ona göre tedavi edebilirsiniz ya da fotik stimülasyon sırasındaki jenereze deşarjlarını görüp, fotosensitif bir jenereze epilepsiyi görüp ona göre bir yaklaşım gerçekleştirebilirsiniz. EEG'nin ne kadar anlamlı olduğuna bir örnek de vermek istiyorum. Şöyle ki, hasta bilinç kaybıyla geldi. Pür bir bilinç kaybı geçiriyor. Şimdi burada EEG yapmadığınızda çok net bir yere varamayabilirsiniz. Yani hastanın bir jenereze EEG bulgusu varsa bu bir absans nöbetidir. Bambaşka bir prognoz ve tedaviye işaret eder. Fokal bulgusu varsa bu bir fokal nöbet, kompleks parsiyel, otomatizmalı nöbet olabilir. Bunun farklı loblardan kaynaklanma olasılığı var. EEG size yardım edecektir. Dolayısıyla burada EEG'ye dayanıyoruz. Yani farklı farklı sendromları, Lennox-Gastaut'u, JMA'yı, absansı, fokali hepsini EEG ile ayırıyoruz. İntelektüel EEG sorunumuzu ne kadar çözüyor? EEG için duyarlılığına baktığımızda eski çalışmalarda %12-55 tipik epileptiform anomali çıktığını, tekrarlandığında bunun arttığını görüyoruz. Çok yakın zamanda çok güzel bir çalışma yayınlandı 2014'te. Orada şunu gruplamışlar. Fokal epilepsiler için
İlk EEG'den itibaren artış var ama en başından oldukça yararlı. Gene jenerize için bu en çok yararlı olduğu grup jenerize ve fokal için de böyle. Sınıflanamayan grup için daha az. EEG'ler özellikle 3-4'ten sonra bir platoya giriyor. Dolayısıyla da çok fazla tekrarlamanın bir anlamı yok ama sayıyı arttırmanın katkısı olduğunu gösteren veriler bunlar. En çok jenerize de sonra fokalde olmak üzere. Yaş gruplarına göre aynı şeyi incelerseniz de burada görünen şey o ki 19 yaşının altında EEG'nin katkısı daha yüksek oluyor. İlk EEG'den itibaren daha yaşlılarda katkı biraz daha düşük oranlarda kalabiliyor. Çok iyi bir çalışma yapılmış burada. Çok iyi sayılarla çünkü şöyle hatta geri döneyim. Gördüğünüz gibi fokal 280, jenerize 112 ilk nöbette hasta gibi. Peki ama EEG'de epileptiform anomali gördüm tanım kesin mi her şey çözülecek mi? Hayır çünkü bunun bazen epilepsi hiç olmayan bireylerde de görülebildiğini biliyoruz. Mesela pilot olmak için başvuranlarda %0.5 epileptiform tipik anomali. İşte başka bir çalışmada %2.2 verilmiş bu sayı gibi. Çocuklarda gene 3.5'lara kadar oranlar var. Biz de öyle bulduk gerçekten. Dolayısıyla epileptiform anomali EEG'de görünmeniz epilepsi olduğuna bir kanıt değil. Hele ki yavaş dalganın vesaire hiçbir önemi yok. EEG'nin bir takım problemleri var tabii. Bunların arasında işte matürasyonun, uykunun, inkomplet bulguların önemi var. Ama bence en önemlisi yorum hataları. Bu en çok karşılaştığımız sorun. Yorum yanlış yapıldığında, normal varyantların vesaire artefakların epileptiform sanıldığında hasta yok yere epilepsi tanısını alabiliyor. Görüntülemeye bakacak olursak ilk nöbetli hastada MR seçilecek yöntem olmalı. Peki ama yöntem olmalı diyoruz da ne getiriyor diye bakarsanız aslında sadece %20-30 oranında BT negatif bir hastada MR pozitif bir şey getiriyor etiyoloji açısından ama bu da tabii o hasta için çok değerli oluyor. İnce kesitlerle incelenmesi temporal lobun oldukça önemli ama tabii her zaman için görünen lezyon eşittir epilepsinin nedeni olmayabilir. Epilepsiyi sık yapan etiyolojiler var diyelim displaziler var mezial temporal skleroz var bunlar gibi bir şey değil de bir kist araknoid kist ya da nonspesifik bulgularsa bu epilepsinin nedeni değil tabii buna dikkat etmek lazım. BT'nin yeri nedir? Akut dönemde yeri var. Kafa travması, inme ve bilinç kaybında bizim için değerli. MR yapamıyorsak yapıyoruz. Genellikle kontrast verilmesi epilepside gerekiyor. Bir meta analiz yayınlanmış 2007'de. 15 anlamlı yazı bulmuş BT'nin katkısına dair. Şöyle bir şey var. Erişkinlerde tedavi kararını BT %9-17 oranında, çocuklarda 3-8 oranında etkiliyor. Yani aslında çok büyük bir katkısı yok. Tedavi kararı daha çok klinik, semiyolojik özelliklerle belirleniyor. Ve burada anormal nörolojik muayene, riskler ve fokal nöbetlerde BT'de anomalinin daha çok arttığını görüyoruz. Şimdi yeni başlayan epilepside tedaviye karar vermek hakikaten sıkıntılı ve bu aslında çok o günlük bir iş değil. Neden? Birçok hasta en azından yarısı o gün başlayan ilacı uzun yıllar kullanacak. Dolayısıyla bu 16 yaşında bir kızla 14 yaşında bir kızla bunun evleneceğini, teratogenezini falan en başından düşünmemiz gerekiyor. Kronik yan etkileri en başından planlamamız, takibi almamız gerekiyor. Hedeflenmiş bir takip olması lazım hastaya spesifik. Eğer nöbeti sınıflayamadıysak geniş spektrumlara dikkat etmek önemli. Titrasyon özellikleri de hastanın durumuna göre önemli. Şimdi burada ben Ayşen Hoca ile katıldığımız bir ilk nöbet çalışmasından bahsedeceğim size. Bu o kadar sorunlu bir şey ki epilepsi uzmanları açısından da öyle. Yapılmış çok geniş bir çalışma bu. 2000 kadar olgu, multicenter, 5 yıl kadar izlendi bu çalışmada. Olay şuydu, klinisyen ne zaman kararsız kalıyorsa, ilaç başlayayım mı başlamayayım mı hastayı randomize ediyordu. Ve işte hemen başla ve başlama diye bir yanıt geliyordu bize İngiltere'den. Çalışmanın sonucunda şu görüldü, nöbet nüksü ilk 1-2 yıl içinde azalıyor başlanan grupta ama 3-5 yıl sonrasında hemen hemen hiçbir fark kalmıyor. Yani ne demek istiyorum, işte hemen başlananlar yan etki ya da nöbetsizlik nedeniyle ilacı kesebiliyorlar. Başlanmayanlar da başka nöbetler nedeniyle başlanıyorlar. Son kertede uzun seyre bir etkisi yok ama hastaların şuradaki dönemdeki yaşam kalitelerine bir etkisi olduğu görüldü. Hangi hastalarda nüks tekrar ikinci nöbet daha çok görüldü diye baktığımızda başvuru sayısında da eskiden geçirilmiş nöbet sayısı fazlaysa, nörolojik hastalığı varsa yani semptomatik bir etiyoloji varsa, anormal bir EEG bulgusu varsa bunlar önemliydi. Status ve febril nöbette özellikle semptomatik etiyolojiyle birlikte tekrar arttırıyordu.
İyi haber şu, bu ilk nöbet grubu biraz daha benign bir grubu aslında temsil ediyor. O anlamda da çoğu 4-5 yıl içinde bir remisyon yakalıyordu. 3 gruba ayrıldı bu çalışmanın sonunda hastalar. Tek nöbeti varsa hastanın ve başka hiçbir riski yok. EEG normal, nörolojik muayene normal. Bu hasta düşük risk grubu. Belki tedaviyi bekletebileceğiniz grup işte bu. Bu diğer bulgular, yani nörolojik sorun ve EEG anormalliği gibi olan 2-3 nöbeti olan, bunlardan biri olan orta risk, hepsi varsa yüksek risk. Bunlarda da başlamak mantıklı gibi görünüyordu. Bu bizim çalışmamızdı. Başka çalışmalarla da bu birleştirilebilir. Çok güzel başka birçok çalışma var, ilk nöbet çalışması. Geniş seriler var. Bunlarda da tekrar riskinin aşağı yukarı benzer olduğunu görüyoruz. Geniş bir yelpazede tek tek bildirilirdi ama büyük çalışmalarda 36-47 gibi görülüyor. Tedaviyle ise yarıya düşüyor. NÜKS'ün de çoğunlukla ilk ay içinde olduğunu biliyoruz. Sonuçta bir hasta ilk nöbetle geldi. Riski neler arttıracak? Status epilepticus eğer semptomatik etiyoloji ise, uzak semptomatik bir etiyoloji varsa bu kesinlikle arttırıyor. Bu yüzden incelenmesi önemli. EEG'de epileptiform anomali varsa, nörolojik hastalık ve mental retardasyonu varsa çok değerli. Fazla sayıda nöbet aynı gün içinde ise tek bir epizot olarak ele alınmalı bu çalışmalara göre. 15 yaş altı ve 59 yaş üstünde NÜKS fazla diyen çalışmalar var. Bu BOLT yapmadıkları biraz daha tartışmalı olanlar. Tod parisi, postiktal konfüzyon bunlar arttırabilir. Ailede epilepsi arttırabilir diye iddialar var. Ve uykuda nöbet arttırabilir diye iddialar var. Şimdi ilacı seçeceğiz. Karar verdik. Ne yapacağız? 20 kadar ilaç içinden seçmemiz gerekiyor artık. Eskisi gibi birkaç tane değil, çok sayıda ilaç var. Tabii monoterapi endikasyonu olanlar belli ama bazı durumda bunlar değişebiliyor. Seçeceğimiz birçok şey var. Bunlar içinde hastaya özel bir şey dikmemiz lazım. Ona özel bir ilaç formatı yapmamız lazım. Çünkü yan etkileri en başından düşünmemiz lazım. Bunların da çoğu zaman doktorlar tarafından atlanabildiğini görüyoruz. Neler seçeceğiz? Geniş spektrumlu ilaçlar belli. Valproat, lamotrijin, topiramat gibi. Fokal nöbetler için sadece uygun olanlar var. Bunları jenerizede kullandığınızda olumsuz sonuç verebiliyor ve absansa spesifik ilaçlar var. Şimdi yeni ilaçlar daha mı iyi sorusunun cevabı aslında baktığınızda yeni ya da eski hangi ilaç olursa olsun nöbetsizlik oranları tamamen benzer. Sonuçta ne oluyor bu insanlara? İlk başladığınız ilaçla %47 kadarı zaten gayet iyi nöbetsiz kalıyor. Bunlar. İkinci ilacı eklediniz %13. Üçüncü ve daha sonrakilerle katkılarını son derece az oluyor hastaya ve %36 kadarı, yani bir üçte bir gibi rahat düşünebilirsiniz, en başından zaten dirençli gideceği belli hastaları oluşturuyor. Hastanın gözünde epilepsiyle ilgili tek sorun nöbet geçirmek değil. Onun bambaşka problemleri var. Bunu hiç göz önünden çıkarmamak lazım. Bunların arasında da en çok belki psikiyatrik sorunlar ve sosyal sorunlar yer alıyor. Artı yan etkiler. Bunları her aşamada hastaya yardımcı olmamız lazım. Onu bu şekilde ele almamız lazım. Bir bütün olarak iletişim çok önemli. Nasıl yapıyoruz? Şu anda hala sendroma ve nöbet tipine uygun tek ilaçla monoterapi yapıyoruz. Kolay tedavi edilen grup %50'yi oluşturuyor. Bunu biliyoruz. İlaç aksatma risklerini anlatmamız lazım. Status epilepticus'a girebilir hasta. Diğer ilaçlarla etkileşim ve yan etkiler için bilinçlendirmemiz lazım ve tedaviden de gerçekçi bir beklentisi olması hastanın önemli. Yani birkaç kutu kullanıp tamamen silineceğini olayın düşünmesi yanlış. Başlama şemaları ilaçların değişken, yani çok yüksek risk grubunda belki hemen terapötik doza geçen ilaçlar hemen düşünülebilir. Diğerlerinin bazıları zaman alıyor, bazıları daha yüksek zaman alıyor. O yüzden ilk nöbet tedavisinde bunlar önemli. Gene hastaya bakarken, bu bir kadınsa özellikle ilk andan işte infertilitesini, teratojenitesini, bütün bunları oral kontraseptif kullanıyorsa etkilenebileceğini ona göre ilacını planlamak ve bilgilendirme yapmak önemli. Emziriyor olabilir hasta, ilaçla ilgili beklentisi nedir, nasıl izlenecek ve gene kozmetik sorunlar önem taşıyor ilk ilaçtan itibaren. Örneğin vücut kilosuna etkileri. Yani zaten çok obez olan bir hastada kilo artışına da yol açtığını net bildiğimiz bir ilacı ilk basamakta seçmek çok mantıklı değil. Sonrası için de mantıklı değil zaten. Ya da işte çok zayıf bir insana da tam tersi yaklaşımda bulunmak mantıklı değil. Yani böyle geniş bir yelpazedeki bakışla ilerlememiz gerekiyor. Gene yaşlılarda çok çok önemli bir ayrıntı var. O da şu, terapötik aralık daralmış oluyor. Yani yaşlı da yavaş başla, yavaş git prensibi son derece değerli. İlaç etkileşimi olmayan,
Enzim indüksiyonu yapmayan ilaçları tercih etmeliyiz. İzleme çok gerekmemeli. Yan etki profili çok çok önemli. Kognitif yan etki, psikolojik yan etkiler burada bütün hastalara göre belki daha da önemli. Ve burada yapılan çalışmaların işaret ettiği birkaç ilaç var. Bunlar bu ilaçlar çalışıldığı için belki doğru ama yan etki profilinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Gene kronik yan etkilerin üzerinde bir kere daha durmak istiyorum. Hakikaten kemik yapısı bu açıdan önemli. Epileptik hastada ekstra önemli. Neden? Nöbetle düşebilecek bir insanın kemiklerinde de bir siz kemik mineral densitesini azaltan ilaç vermişseniz kırık şansı çok fazla artıyor. O yüzden enzim indükleyicilerle ilgili bir sorun ortaya çıkabiliyor. Peki bu yeni ilaçların, ilaç etkileşimi olmayan grubun avantajlı olduğu özel tıbbi durumlar neler diye bakacak olursak, yaşlıdan geldik zaten buraya. Çok sayıda ilaç kullanan kişiler, karaciğer yetmezliği, porfiri, kanserli kemoterapi alan hasta, immunosupresif kullanan hasta. Bunlarda olay şu, enzim indikleyici ya da inhibisyon yapan bir ilaç verdiğinizde bunların toksik doza çıkarabilir ya da etkisizleştirebilirsiniz. Yani burada etkileşim problemi var ama bu etkileşim olmayan ilaçlarda bu sorunu yaşamıyorsunuz. HIV pozitiflerde gene dikkatli olmak lazım. Bunlar daha etkili olabiliyorlar. Valproat mesela özellikle sakıncalı. Gene kumadin oldukça önemli. Psikotrop terapi çok önemli. Ben buna çok girmeyeceğim. Zaten Işın uzun uzun bahsedecek. Ama ilacı seçerken de hastanın durumuna uygun. Yani depresyonda bir hastaysa belli bir yöne. İşte daha farklı özellikleri varsa ona da yardım edebilecek bir yöne seçimde kayabiliriz. Bunlara dikkat etmek lazım. Artı bazı ilaçların da sorun yaratma potansiyelleri var, konuşulacak. Şimdi bir takım rehberler var ama bu rehberler şu an için yetersiz. Aslında yetersiz olan rehberler değil, veri yetersiz. Yani bu konuda çift kör, evidence-based medicine anlamında bir çalışma çok fazla yok. Şu değil, şu ilaç daha iyidir diye. Çünkü çok geniş bir yelpaze var, hasta çeşitliliği var. Olan kanıtlara baktığınızda bunların sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Ve özellikle de yan etkiler ve jenerize nöbetler açısından ciddi bilgi eksikliği var. Birçok çalışmada da metodolojik sorunlar olduğunu görüyoruz zaten. Ben son birkaç slide'da da şunları toparlayacağım. İki tane hasta düşünün. Bir tanesi aktif çalışan bir banka müdürü. Aşırı nöbet tekrar korkusu var, ailede epilepsi öyküsü var. Stres ve uykusuzluktan kaçınmam olanaksız diyor. Bir tane nöbet geçirmiş. EG'si de normal. Diğer hasta aynı yaşta aynı nöbeti geçirmiş, aynı EG'ye sahip ama gebelik planlayan bir ev kadını epilepsi tanısını reddetme eğiliminde, ilaç kullanması ailesinin ona bakışını değiştirir endişesi taşıyor. Şimdi bu hastalarda doktor belirleyici değil tek başına. Yani burada hastanın beklentisi tedaviye başlama ya da başlamama kararını göreceğiniz gibi, sizin de takdir edeceğiniz gibi çok rahat bir şekilde bizden çok daha belirli bir şekilde değiştiriyor. Bizde neler eksik diye baktığımız zaman aslında destek grupları ve topluma yönelik eğitim eksik epilepsi tedavisinde. Birçok ilacımız var aslında. Bu anlamda da gerçek sağlığı sağlayamıyoruz. Yani fiziksel, mental ve sosyal açıdan iyilik halinde problemler yaşıyoruz. Standart epilepsi takip ve tedavisinde yan etki monitorizasyonu hiç unutmamamız lazım. Artı psikiyatrik destek. Bu konuda da çok çok önemli. Yaşam kalitesi bizim için esas. Bütün anlattıklarımı basamak basamak özetleyecek olursam, ilk nöbetli bir hasta geldiğinde bu bir epileptik nöbet mi? Bu gerçekten hastanın ilk nöbeti mi? Daha önceden bir şeyler var mı? Nedir provoka eden? Nedeni belli mi? Hangi incelemeleri yapmam lazım? Planlamamız lazım. Bunların sonucunda bu bir epilepsi. Epilepsi ise hangi sendrom? Ona varmamız lazım. Burada da artık nöbet tekrar riski nedir'i ele alıyoruz. Hasta özelindeki antiepileptiğin yararı ya da zararı düşünülüp hasta tedavi edilmeli mi? Birlikte karar vermemiz lazım. Hastanın fikri ne burada? Tabii öyle durumlar var ki burada hastanın fikri tabii çok önemsiz olabiliyor. Ama bizim ona doğrusunu aktarmamız lazım. Anlaması lazım. Güvenlik ve yaşam stiline uygun önerilerde bulunmamız lazım. Ve başlanacaksa da bir antiepileptik mutlaka takip planıyla birlikte başlanacak. Yani bir ilaç yazılıp gönderilmeyecek. Benim anlatacaklarım bunlar. Sorularınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi, keyifli, iyi günler diliyorum. Ben de öncelikle bu hastanenin mensubu olarak ikinci kez hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bu anlamlı etkinlikte nazik davetlerinden ötürü de organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyorum.
epilepsi ve özellikle dirençli epilepsi nöropsikiyatrinin çok önemli gelişme alanlarından biri. Dirençli nöbetler nöroloji ve psikiyatrinin çok önemli kesişim alanlarından birisi. Tüm dünyada 50 milyondan fazla epilepsi hastası var ve her yıl 100 binde 16 ila 134 yeni epilepsi hastası ekleniyor. Ve günümüzde her yıl neredeyse yeni ilaçlar eklenerek 25'ten fazla antiepileptik ilaç var ve tüm bunlara rağmen de yıllar içinde serilerde her üç hastadan birinde tedaviye direnç olduğunu görüyoruz. Ve Betül Hanım'ın da bahsettiği gibi bu ilaçlar aslında epilepsiyi önlemiyorlar, epileptogenezi engellemiyorlar. Çeşitli kanallar, sistemler ve reseptörler üzerinden etki ederek nöbeti baskılıyorlar. Ve tedaviye dirençli nöbetler epilepsi tedavisinin çözüm bekleyen önemli bir sorunu. Çünkü hastada ciddi bir yaşam kalitesinde bozulma, progresif kognitif ve bellek bozuklukları, psikolojik, sosyal ve yasal sorunları beraberinde getirdiği gibi mortalite de 4 ila 7 kat daha fazla görülüyor ve ciddi de bir ekonomik yük oluşturmakta. Kronik hastalıkların kişilerin yaşamı üzerindeki etkisini hesaplayan bir skorlamada kronik nörolojik hastalıkların getirdiği yükün %26'sının epilepsi olduğu görülmüş ve bu değer kadınlar için meme SEA'dan daha fazla, erkekler için de prostat SEA'dan 4 kat fazla ki bu değer sadece sakatlık ve ölüme hesaplıyor. Beraberindeki nöropsikiyatrik bozuklukları, sosyal baskıyı, etiketlenmeyi içine almıyor. Epilepsi hastalarında ölüm daha fazla dedik. Aslında diğer popülasyonda olduğu gibi tabii malign hastalıklar, vasküler olaylar, kazalar önemli bir grubu oluşturuyor. Ama epilepsi hastalığına özel SUDEP dediğimiz bir durum var ki bu status epilepticus'la beraber %7'sini oluşturmakta. Ve tedaviye direncin de önemli bir faktörü olan semptomatik epilepsilerde mortalite daha fazla. Ve bir güzel bir çalışma yapmışlar. Epilepsi nedenlerine göre ölüm oranlarına baktıklarında yaşamda kalmanın tek öngörücü faktörü 5 yıllık remisyonun varlığı. Yani tedavinin tedaviye cevap çok önemli. SUDEP nedir? Epilepsi de ani, beklenmedik, travmatik olmayan ölüm demek. Nöbet sırasında olabilir ya da olmayabilir ama status epilepticus sırasında olmaması gerekir. Yaşam boyu risk epilepsi hastalarında %7 ila 35 oranında ve genel popülasyona göre de epilepsideki ani ölüm 16 kat fazla ki bu değer de yine MS, Parkinson ve Alzheimer hastalığındaki ani ölümlerden çok daha fazla. Niçin oluyor? Hipoksi ve santral apne ile ilişki kardiyak aritmiler, serotonin yetersizliği, otonomik bozukluklar ve son zamanlarda da hem kalp hem bebeğinde ortak görev alan bazı iyon kanal bozuklukları üzerinde duruluyor. Hangi hastalar daha riskli? Konvülsif nöbetleri olan ve noktürnal nöbetleri olan hastalar daha riskli. Ve yine SUDEP'i engellemenin en önemli yolu da nöbetlerin kontrolünü sağlamak. Epilepsi cerrahisi sonrası nöbetsiz kalan epilepsi hastalarında bu oran belirgin şekilde düşüyor. Peki ilaç direnci ne demek? Tek bir tanımı yok. Aslında nöbet tipine, sendroma ve kullanıldığı alana göre hep farklı tanımlar yapılmış. Ve 2010'da İLEA bir ortak komisyon toplayarak bir tanım öne sürmüş. Sendroma uygun seçilmiş, tolere edilebilen maksimum dozda iki antiepileptik ilacın tek veya birlikte kullanımıyla nöbetlerin durmaması durumu. Peki biz ilk epilepsi hastasıyla karşılaştığımızda onun dirençli gidebileceğini öngörebiliyor muyuz? En fazla üstüne durulan iki nokta hastanın semptomatik fokal epilepsisinin olması, yani MTS'sinin, kortikal displazisinin olması, tedavi öncesi veya tedavinin ilk 1-2 ayında nöbetlerinin sık olması en öngörücü faktörler. Ama değişik çalışmalarda o hastalığın başlangıcında nörolojik defisitin olması, nöbetlerin kümeler halinde gelmesi, travmatik beyin hasarının olması, ateşli havale öyküsü, ailede epilepsi öyküsü ve komorbid veya öyküde psikiyatrik hastalık olması ve bunlarla ilgili ilaç kullanımı da dirençli olabileceğini düşündüren klinik bulgular.
Ve çocuk yaş grubuna baktığınızda da yine benzer şekilde gördüğünüz gibi semptomatik grupta direnç oranı daha yüksek. Peki epilepsi progresif bir hastalık mı? Aslında biliyoruz ki altta yatan beyin hastalığı olmaksızın bazı durumlarda nöbetlerin kontrolü, kognitif davranışsal bozukluklar, görüntüleme bulguları veya EEG paternleri zamanla progresyon gösterebiliyor. Ama nöbet sınıflamasındaki zorluk, direncin tanımındaki farklılıklar ve farklı epilepsi formlarının olması nedeniyle bu direnç ne zaman ve nasıl gelişiyor sorusuna cevap bulmakta güçlük çekiyoruz. Ama gerek görüntüleme çalışmaları gerekse klinik çalışmalar bize bu konuda ipuçları sağlıyor. Nöbet nöbete yol açar düşüncesi Tagovers 1881 yılında bunu dile getirmiş. Tekrarlayan nöbetler mi beyin hasarına yol açıyor yoksa başlangıçtaki beyin hasarının genişliği mi nöbetleri oluşturuyor? Bunu hala tartışıyoruz ve bir de antiepileptik ilaçların bu progresyon üzerindeki etkisini de çok iyi bilmiyoruz. Çoğu epidemiolojik çalışmalar ve cerrahi serilerden biliyoruz ki epilepsi hastalarında nöropsikiyatrik komorbidite yüksek, kognitif, emosyonel ve davranışsal bozukluklar. Burada faktör nöbet sıklığı mı? Evet olabilir. Nöbet kontrolü sağladığınızda bunların bir ölçüde gerilediğini görüyorsunuz. Ama esas faktör değişen nörokimyasal yapının klinik gösterisi mi? Yani aslında klinik semptomlarından biri nöbet olan ortak bir nörobiyolojik süreç ve yaygın beyin disfonksiyonu mu var? Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, bu hala tartışılıyor. Biz de İstanbul Tıp Fakültesi'ndeyken yaptığımız bir çalışmada aslında iyi seyirli olduğunu bildiğimiz bir idiopatik generalize epilepsi sendromu grubunda literatüre benzer şekilde %67 gibi bir iyi seyir oranı bulmuş. Hastaların üçte birinde direnç olduğunu saptamış ve özellikle gerçek dirençli grupta psikiyatrik hastalık ve tiroid hastalığının varlığının öngörücü faktör olduğunu görmüştük. Peki dirençli bir epilepsi hastasıyla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Öncelikli olarak Betül Hanım'ın da anlattığı gibi aslında birinci basamak tanımız doğru mu ondan emin olmalıyız. Dirençli bir epilepsi ön tanısıyla antiepileptik ilaç başlanmış bir hastada seyir dirençli gidiyorsa tanımız doğru mu gözden geçirilmeli. Bu nedenle epilepsi merkezlerine gönderilen hastaların %10 ila 45'inde epilepsi dışı tanıların konduğu görülmüş. Peki tanı doğru, sendromumuz doğru mu? Çünkü JME'de olduğu gibi sendroma uygun olmayan bir antiepileptik ilaç verdiğinizde pseudo direnç dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. İlacımız doğru ama doğru dozda mı onu kontrol etmek lazım. Ve diğer önemli şey hastanın tedaviye uyumu. Hasta gerçekten ilaçlarınızı kullanıyor mu? Ve eşlik eden başka psikiyatrik sistemik bozukluklar ve ilaç kullanımları var mı? Gözden geçirilmeli. Epilepsi merkezlerinde ne yapıyoruz? Tabii ki böyle hasta durumlarda uzun EEG kayıtları yapıyoruz. Böylelikle klinik tabloların... Örneğin bir pseudo nöbetle çok rahat karışabilecek şu birinci videoda olduğu gibi bir frontal lob nöbetini anlayabiliyoruz. Ya da bu ikinci videoya çarpmıyorum ama. Hakan. İkinci hasta bir paroksismal kinezojenik hareket bozukluğu idi. Her belirgin bir istemli motor hareketiyle beraber kolunda koreiform bir hareket oluyordu. Üçüncü hastada olduğu gibi de uykuda hareket bozukluklarını tanıma şansımız oluyor. Burada kısa bir olgudan bahsedeceğim. 27 yaşında bir kadın hasta. Sadece uyanıkken olan yoğun halsizlik, iç geçmesi, bazen çarpıntı hissiyle başlayan, hepsinde ayaktayken birden gevşek düşmesi neden olan ataklar ile geldi. Atakların başlamasından birkaç ay evvel bir nöroloji uzmanına başvurmuştu ve unutkanlık ve baş ağrısı nedeniyle gitmişti. Ama EEG'sinde aktif bir epileptik bozukluk olduğu söylenerek hastaya lamotrijin başlanmış, ataklar ardından başlanmış ve giderek atakları devam ettiği için de lamotrijin dozu arttırılmıştı. Ve
şehir dışında yaşayan bir hastaydı. İstanbul'a psikiyatri hocamıza geldi. O da senkop ve epilepsi yönden değerlendirmek için bana yönlendirmişti. Hastanın nörolojik muayenesi, kranial MR incelemesi, kardiyolojik incelemeleri normaldi. Ve EEG'sinde salonda epilepsi ve EEG ile uğraşan hocalarım, arkadaşlarım tanıyacaklardır mutlaka. Her iki frontotemporal bölgede başlangıçta epileptik aktivite gibi düşüneceğiniz ama dikkatli bakınca aslında uykuya daldığı sıralarda ortaya çıkan her iki frontotemporal bölgede ama epileptik aktiviteden farklı olarak frekans ve amplitüt değişikliği göstermeyen testere dişi görünümünde aslında tamamen normal olan bir varyant aktivite söz konusu vardı. Ve bu hasta, yine açabilecek miyim bilmiyorum ama, bana bu arada restoranda çalışıyordu. Ne yazık ki bu böyle bir yan duruyor, çok özür diliyorum. O sırada kaydedilen bir atağını gönderdi. Hasta çalıştığı yerden kalkıyor, tutulacağından emin bir şekilde kendini geriye doğru atıyordu. Ve biz hastayı tekrar psikiyatrist hocamla birlikte değerlendirdik. Öyküsü psikiyatrik öykü açısından da yüklüydü ve lamotrijinin azaltılarak kesilmesine ve psikiyatri tarafından izlenmesine karar verdik. Bir diğer önemli sorun tedaviye uyum demiştim. İlaç almaları gereken tedavinin %80'inden azını almaları tedaviye uyum bozukluğu olarak tanımlanıyor. Tabii ki hipertansiyon, GUT gibi kronik hastalıklarda sık ama epilepsinin de önemli bir sorunu. Hastaya bağlı faktörler etkili olabiliyor. Yaş, cinsiyet, sosyokültürel durum, eğitim gibi. Hastalığı algısı, reddetmesi, beklentisinin yüksek olması önemli. Beraberindeki psikiyatrik sorunlar yine önem kazanıyor. Hastayla doktor arasındaki iletişim çok önemli burada. Hastanın ilaca ait maliyet, günlük doz sayısı, beraber kullandığı başka ilaçların varlığı ve yan etkiler nedeniyle sorun yaşayabilir ve bunu doktoruyla paylaşamıyor olabilir. Bu nedenle iyi iletişim kurmak çok önemli. Daha sık vizit, vizitlerde daha fazla bu konuya zaman ayırmak, uzun etkili antiepileptik ilaçları kullanmak, hatırlatıcılar önermek ve belki gelecekte de ilaç formülasyonlarındaki değişikliklerle bu sorunun önüne geçilebilir. Peki tanıyı koyduk, sendromu, doğru ilacı veriyoruz ama hala nöbetler dirençli. Burada doğru dozu kullanıyor muyuz? Emin olmak lazım. Hastanın maksimum tolere edebileceği doza çıkmak gerekir. Buna rağmen nöbetler devam ediyorsa başka bir ilaca geçilebilir. İkinci bir ilaç kalıcı olarak eklenebilir. Tüm bunlara rağmen devam ediyorsa 3 belki 4. ilaçlar düşünülebilir. İlaç seçiminde belli bir öne geçen ilaç yok. Hem eski kuşak hem yeni kuşak. Dediğim gibi çok sayıda ilacımız var. Her hasta için avantaj dezavantajları değerlendiriyoruz. Karşılaştıran çalışmalarda da yine buna dair bilgi çok fazla yok. Ama %47'si tek tedaviyle, %13'ü ikinci bir ilaçla, %4'ü 3 veya daha fazla ilaçla cevap verebiliyor. Ama ne yazık ki sendromdan bağımsız hangi ilacı koyarsanız koyun, 3. ilaçtan sonra tedaviye cevap %10'un altına düşüyor. Ben de burada kronik yan etkileri vurgulamak istiyorum. Bu şekilde maksimum dozları ve çoklu ilaca geçtiğinizde hem hastada ciddi yan etkiler ve özellikle de bunların uzun süreli kullanımıyla da kronik yan etkiler çok önemli. Bu durumda ilaç dışı tedaviler gerçekten dirençli bir epilepsi hastasıyla karşılaştığımızda burada çok önemli bir grubu epilepsi cerrahisi oluşturuyor. Yine son zamanlarda giderek daha fazla gündeme gelen nörostimülasyon, özellikle vagal sinir stimülasyonları, derin beyin stimülasyonları ve daha fazla çocukluk çağında yararlandığımız ketojenik diyet ilaç dışı tedavileri oluşturuyor. Birden fazla sayıda antiepileptiği yüksek doz kullanımıyla nöbetler devam ediyorsa, hasta yan etkilerle baş edemiyorsa, özellikle mezal temporal skleroz gibi tedaviye faydası kanıtlanmış epilepsi cerrahisinin bir tablo mezal temporal skleroz, mutlaka epilepsi merkezlerine hasta yönlendirilmeli. Günümüzde video EEG, MR, SPET ve SPET gibi fonksiyonel nöro görüntüleme incelemeleri epileptojenik odağın belirlenmesinde ve cerrahi adayların daha iyi şekilde belirlenmesinde bize yardımcı oluyor.
Kısa burada bir bizim hastanemiz içinde epilepsi cerrahisi benim açımdan emekleme döneminde, yoksa çok tecrübeli Talat Kırış'la birlikte çalışıyoruz, Selhan Bey'le birlikte yine. Bir hastadan bahsedeceğim. 17 yaşından beri başlayan nöbetleri olan 34 yaşında bir kadın hasta. Midesinden yukarı doğru yükselen bir fenalık hissi, gözlerini bir noktaya dikme ve otomatizma ile karakterize kompleks parsiyel nöbetleri vardı. Yüksek dozlarda birçok antiepileptik ilacı kullanmış ve en son karbamazepin ve levetiracetamla nöbetleri devam etmekteydi. Bu hastanın interiktal döneminde sağ frontotemporal bölgede odağı olduğunu gördük. Ben gösteremeyeceğim onu. Ve hastanın videosunu daha sonra göstereyim. Yine sağ frontotemporal bölgede mideden yukarı yükselen bir tuhaf his, sağ tarafında manuel otomatizmaları, sol elin ve distonik kasılmayla karakterize. Burada gördüğünüz gibi sağ frontotemporal bölgeden kaynaklanan bir nöbet aktivitesi vardı. Ve MR'ında sağ MTS ile uyumlu bulgular mevcuttu. Sonuçta kliniği sağ frontotemporal bölgeye işaret eden, nöbetleri hem iktal kaydı hem interiktal EEG'si yine sağı gösteren, nöropsikolojik değerlendirmesinde hafif orta düzeyde görsel bellek bozukluğu olan hastayı opere ettik. Ve hasta şimdi ikinci yılında, artık ilaçlarını azaltmaya başladık. Gayet memnun. Başlangıçtaki bütün o depresif ve anksiyete semptomları geriledi. Sonuç olarak epilepsi yaşam faaliyetlerimizi sınırlayan, beraberinde nöropsikiyatrik ve psikososyal sorunlar getiren bir hastalık. İlaç ve ilaç dışı tedavilerle nöbet kontrolü sağladığınızda hastaların yaşam kalitesi yükseliyor. Tanı sorunumuz varsa, epilepsi cerrahisi adayı olduğunu düşünüyorsak ve beraberinde nöropsikiyatrik sorunlar varsa, bu hastalar mutlaka epilepsi merkezlerine yönlendirilmeli. Tanı, etiyolojik faktörler, tedavi seçenekleri gözden geçirilmeli. Unutulmamalıdır ki dirençli epilepsi ne kadar uzun süre devam ederse, psikososyal uyum bozukluğu, gelişme gerilikleri çocuklar için ve sekonder epileptogenez o derece risklidir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine salondan katkıları alalım. Önce Coşku Bey'le parmağını gördüm. Buyurun. Giriyor mikrofonunu. Ben 2-3 tane soru biriktirdim. ama birincisi bir gözlem, bir deneyim. Ben 76 yılında Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'ne gitmiştim ve orada İstanbul'dakiyle kıyaslanmayacak kadar çok status epilepticus vakası olduğuna tanık oldum. Çünkü ilaçlar orada, o bölgede düzenli kullanılamıyordu. Şimdi sorum şu, acaba bir nörolog bir epilepsi vakasını izlerken psikiyatrlara ihtiyaç duyuyor mu? Duyuyorsa bu ne sıklıkta oluyor? Şöyle bir biraz sonra konuşurken anlatmayı düşünüyorum. Biz insülin koma tedavisi yapıyorduk. Hasta epileptik nöbetler geçiriyor. Elektroşok yapıyoruz. O zamanki teori, şöyle bir teori vardı. Bu hala geçerli mi bilmiyorum. Epileptiklerde, epilepsi nöbetleri geçirenlerde psikoz olmuyor. Değil mi? Böyle bir teori. Hala geçerli mi Özcan? Bilmiyorum. Ayırt edici tanıda güçlüğe uğradığınız oluyor mu? Gene ondan da bahsedeceğim. Ben çok sık bayılma nöbetleri görüyordum nöroloji kliniğinde. Bazen ayırt etmek zor olabilir. Evet, işte benim şeylerim bunlar. Sorular. Ben son sorumuzdan başlayarak cevaplamaya çalışayım. Ayırıcı tanı sorunu tabii ki çekiyoruz. Çok fazla hem de. Aslında buradaki neden gelişen görüntüleme, laboratuvar imkanlarının nedeniyle hastayı daha az dinlemeye başladık diye düşünüyorum.
Ayırıcı tanıda en önemli şey hastayı ve nöbeti gören kişiyi çok iyi dinlemek. Betül Hanım'ın da gösterdiği slaytta vardı. İlk epileptik nöbetle karşılaştığımız durumda, epilepsi kuşkusu olduğunda ayırıcı tanı olasılıkları, özellikle senkop, pseudo nöbetler, psikojen nöbetler, belki daha geri planda geçici iskemik atak, geçici global amneziler olabilir, vertiginöz bozukluklar olabilir, hareket bozuklukları olabilir. Aslında bizi ayırıcı tanıya götüren en önemli şey anemnez. Hastayı çok zaman ayırarak hem hastayı hem gören kişiyi dinlemek gerekiyor. İkinci sorunuz, epilepsi olan da psikoz görülmez. Işın Hocam da belki söyleyecektir ama bir kere hem iktal psikoz hem post iktal psikozu çok iyi biliyoruz. Nöbet sırasında hastalar iktal özellikler, psikotik özellikler gösterebiliyorlar ya da post iktal dönemde ortaya çıkabiliyor. O yüzden epilepside psikotik bulgulara sık rastlıyoruz. İlk sorunuzu kaçırdım Yansı Hocam. %100 var. Bence en önemlisi işte konuşmanın başına dediğim gibi nöroloji ve psikiyatrinin en önemli kesişim alanlarından birisi bence epilepsi. Hem ayırıcı tanıdaki ortak paydaları hem de epilepsinin beraberinde getirdiği psikiyatrik komorbid durumlardan ötürü. Işın, sen eklemek ister misin yoksa konuşma sırasında zaten söyleyeceksin. Başka katkıda bulunmak evet bir parmağıyla. Ben de çok teşekkür ederim Ebru'ya. Ebru, ben biraz provokatif bir soru sormak istiyorum. Aslında burada aramızda psikiyatrist arkadaşlarımız, hocalarımız da olduğu için soruyu önce sana sonra da onları yönlendirmek de isterim. SUDEP'ten bahsettin. Biliyoruz ki SUDEP yani beklenmedik ölüm. Özellikle dirençli epilepsi popülasyonunda daha yüksek ama epilepsilerde böyle bir gerçek var. Şimdi batıdaki hekimlerle aramızda böyle bir fark oluyor. Bu bizim için bir ikilem aslında. Karşımıza gelen hastaya SUDEP'ten bahsetmeli miyiz? Ne kadar bahsetmeliyiz? Ailesine söylemeli miyiz? Kendisine söylemeli miyiz? Sen ne yapıyorsun? Batı'da çünkü kesinlikle direkt hatta ilk karşılaşmada bunu söyleriz. Bilmek onların hakları gibi bir yaklaşım var. Biz kendi adıma ben biraz daha burada çekingen davranıyorum. Öyle direkt olarak da çok söyleyemiyorum. Senin başka arkadaşların ve psikiyatrist hocalarımızın, arkadaşlarımızın bu konudaki önerisi ne olabilir bizlere? Şöyle kendim söyleyeyim. Dirençli epilepsi özellikle görüyorsam, ama tabii ki teorik bilgi olarak biliyoruz ki sadece dirençli epilepsi de görülmüyor SUDEP. Çok az da olsa epilepsi kontrolü sağlanmış hastalarda bile görülebiliyor ya da konvizif nöbet olması şart değil. Hastanın tedaviye uyum sorunu varsa, ilaçlarını ısrarla kullanmıyorsa, biraz status epilepticus'tan da bahsederek SUDEP'ten bahsediyorum doğrusu. Ama yani... Çiğdem'in üzerinde durduğu konu gerçekten çok önemli. Çok popüler, bugüne kadar gündemden düşmesi de üzücü bir şey aslında. Uluslararası Epilepsi Ligi bu konuda bir anket oluşturmuş durumda. Web sayfasında var, ben doldurdum. Sanıyorum bunların sonuçları yayınlanacak. Yani seçeneklerle söylüyor. İlk vizitte mi söylüyorsunuz, her seferinde mi söylüyorsunuz, arada bir mi söylüyorsunuz diye. Hani uluslararası epilepsi uzmanlarının görüşlerini alıyorlar. O yayınlandığında belki bizi de rahatlatacak. Çünkü ben de yani ilk vizitte, ilk nöbet daha epilepsiyi kabullenmemiş bir hastaya sen ölebilirsin. Hani düşük oran ama falan demek biraz zor bir şey. Yani çok insani bir şey de değil. Buna alışmamız lazım açıkçası. Ama hani böyle riskli, uykuda nöbettir, Dravet sendromudur vesaire. Çünkü bunları gördükçe bizler de ürküyoruz. Yani oluyor. Mesela bir tane çok üzücü oldu. MTS'li bir hasta. Operasyon sırasında beklerken, çağrıldığında, servisten çıktıktan 2 ay içinde ölmüş mesela. Yani belki bir ay önce ameliyata alabilsek gününde böyle olmayacaktı. Ya da işte Dravet sendromlu bir hastamız öldü. Hani bunların kardiyolojik değerlendirmelerini daha iyi yapmamız lazım. Birçok şeyin bu konuda daha iyi yapılması lazım. Bir takım eksikler var yani bilimsel açıdan burada. Özür dilerim, ben bilim dışı olarak yaklaşacağım olaya. Ben 47 yaşında epilepsi sahibi bir ablayım. Erkek kardeşim babamı Almanya'ya gittikten sonra epilepsi oldu.
Fakat burada biz su depi bilmiyorduk. Benim kardeşim Almanya'da tedavi görüyor. Bizim ailede serotonin eksikliği de var. Fakat burada iki noktaya ben değinmek istiyorum. Özellikle bu tür hastalıkların ilk çıktığında bizde yüksek ateş nöbeti denmişti. Aslında psikiyatrik değerlendirme ne kardeşim için ne bizim aile için yapılmadı ve ben kendim gittiğim halde doğru yapılmadı. Ben ileri derecede psikiyatri tedavileri gördüm. Şu an bile kardeşim 47 yaşında, tedavileri hala reddediyor. Biz sürekli bebek gibi bakıyoruz. Hayatla uyumu ve bir uğraş edinme oranı çok çok düşük. Almanya'da okuduğu halde 10 yıl çalıştı, sonra işsiz kaldı. Burada sizlere ben naçizane şunu önermek istiyorum. Bizim gibi toplumlarda özellikle psikolojik ve psikiyatrik vakalarda mutluluk hormonu, serotonin hormonu az olabiliyor. Bizim ailede olduğu gibi genetik bir bozukluk bu. Bütün aileleri kan tahlilleriyle psikiyatriye ilkten yönlendirirsek de sizin ricalarınızla, çünkü ailelerin çoğu benim çocuğum hasta değil diye götürmüyor, psikiyatri deli değil. Ya da daha sonra da benim kardeşim hala psikiyatriyi kabul etmiyor ve ağır nöbetler geçiriyor. Onun üzerine bir de kanser oldu, göğüs kanseri. Şimdi biz burada bu anlamda bir değerlendirme yapılıp bunlar da içine alınırsa bundan sonraki çalışmalarda, aşamalarda diye kendine açısane fikrimi söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Işın Baral Fransızoğlu hocamızı davet ediyorum. Ben önce Coşkun hocamın sorusuna cevap vererek başlayayım. Hastanın yaşam kalitesini ön planda tutarak bir epilepsi hastasına, bir inme hastasına, bir kas hastalıklarıyla ilgili bir hastaya mutlaka kim gerekiyorsa, sosyal çalışmacı, psikolog, psikiyatr, nörolog, yerine göre nöroşürjen, yerine göre ürolog, kim gerekiyorsa herkes elini atıp o hastanın yaşam kalitesi için gereğini yapmalı. Hele bazı bölümlerde, mesela multiple skleroz gibi, mesela inme gibi, mesela epilepsi gibi, mesela hiç beyin tutulumu var mı yok mu diye hakkında paperlar yazılan myasthenia gravis gibi kronik ve kişinin yaşam kalitesini çok düşürücü hastalıklarda çalışırken psikiyatristlere ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Çünkü epilepsi hastalarının yaklaşık 1/5'inde majör bir psikopatoloji var. Bu majör psikopatolojinin de yaklaşık %50'si hastane yatışı gerektiriyor. Genel popülasyonda şizofreni sıklığı gördüğünüz gibi neredeyse son derece düşük, iyi ki düşük. Ama bir epilepsili hastada yaşam boyu psikoz beklentisi neredeyse %10 civarında. Biz ÇAPA'da bakmıştık epilepsi grubunda, acaba bizim durumumuz nedir diye. Temporal lob epilepsisi hastalarda birinci eksen psikiyatrik tanı görülme sıklığı neredeyse %75. İdiopatik jeneralize epilepside ise bu oran neredeyse %50. Yani epilepsi yanında psikiyatrik hastalığı da paket olarak maalesef getiriyor. En sık hangi psikiyatrik hastalıklar eşlik ediyor? Bu mahşerin dört atlısı epilepsiyle her zaman beraber: depresyon, anksiyete, psikoz ve dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu. Bu dört hastalık, psikiyatrinin bu dört hastalığı maalesef epilepsinin çok sık eşlikçisi. Gene başka şey yok mu? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Diğer bazı hastalıklar da burada listelendi. Bu İstanbul Tıp Fakültesi'nin psikiyatriye konsülte ettiği hastalarda yapılmış bir döküm çalışması. Yaklaşık 200 kadar epilepsili hastada yaptığımız bir dökümdü. Bu dökümün sonra bize şöyle faydaları oldu. Biz bu hastaları çok daha iyi anlayabildik. Neyle uğraşıyoruz? Ama en baş sırayı görüyorsunuz, kişilik bozuklukları ve depresif sendromlar alıyor. Kişilik bozuklukları bir nöroloğun gözünde çok anlam ifade etmeyebilir ama tedavi uyumsuzluğu, bir takım stigmaların o kişiye getirdiği yükler, o kişilerdeki çekingen kişilik özellikleri epilepsinin seyrini de çok doğrudan maalesef etkileyebiliyorlar. Başka fiziksel hastalıklarda da vardır herhalde canım. Epilepsi ya da nörolojik hastalıklar değildir. Ona baktığınızda bir başka çalışma, astımlı hastaları, kontrolleri ve epilepsileri karşılaştırmış. Ve MINI diye bizim oldukça saygın, psikiyatrik belirtileri detaylı olarak araştıran bir aygıtla da bakmış. Ne görmüş? Epilepsili hastaların yaklaşık %37'sinde bir psikiyatrik sorun varken,
Son derece kronik, son derece kısıtlayıcı özelliği olan astımda bu oran sadece %17. Tabii normal kontrollerde daha düşük. Dolayısıyla epilepsiyle çalışanların psikiyatrik belirtilerin ayıcı tanısını ve tedavi yaklaşımlarını öğrenmeleri kaçınılmaz. Bunun öbür tarafı da var. Mutlaka ki psikiyatrik açıdan da epilepsili bir bireyle karşılaştığınızda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Niye bu kadar çok psikiyatrik problem var? Bir, biyolojik nedenler diyebiliriz. Demin Ebru da söyledi. Acaba aynı beyindeki aynı patoloji hem psikiyatrik belirtinin ortaya çıkmasına hem de epileptik nöbetin ortaya çıkmasına mı neden oluyor? Yoksa sürekli epileptik nöbet geçiren bir kişinin sonunda beyninde oluşan nörokimyasal, nörodejenerasyon ne ise artık onun ne olduğunu şu anda çok iyi bilmiyoruz. Bu psikiyatrik belirtilere mi neden oluyor? Yoksa hastanın içinde kendini bulduğu bu psikolojik durum, nöbet geçirirsin dışarı çıkma, nöbet geçirirsin evlenme, nöbet geçirirsin arkadaşlarınla oynama, terleme, hoplama, yürüme. Kaldırımda kaldırımın bu tarafından git de şu tarafından gitme. Çünkü nöbet geçirirsen yola düşebilirsin. Bu aşırı tedbirler kişinin kişilik gelişiminde bir sorun mu yapıyor? Aşırı koruyucu anneler çocuklarını daha büyürken çekingen kişilik bozukluğu mu yapıyorlar? Nöbet artı pseudonöbet hastaları benim bildiğim kadarıyla en azından Çapa'da çok ciddi bir poliklinikte kafa karıştıran hastalar. Hem gerçek nöbetleri var hem de pseudonöbetleri var. Aileler bile biliyor. Büyük nöbeti var, küçük nöbeti var filan diye anlatıyorlar. Bir ikincil kazanç var. Nöbetin var, sen ev işi yapma. Nöbetin var, senin ders sorumluluğun yok gibi. Bu tür durumlar mı acaba ek psikiyatrik tanıları ortaya getiriyor? Yoksa bir takım sosyal nedenlerde bu işte rol oynuyor mu? Gerçekten neden bu psikiyatrik komorbiditeler çok yoğun? Bunlar için düşünebiliriz. Bazı araştırmalar nöbeti sık olan hastalarda daha fazla psikopatoloji olur diye yaklaşıyor. Ama onu çok ciddi oranda yalanlayan çalışmalarda bulacaksınız. Özellikle temporal lob epilepsisinde çok sık psikiyatrik komorbidde oluyor. Acaba neden oluyor? Aynı bölgenin hastalıkları, psikiyatrik hastalıkların köken aldığı lokalizasyonlara biraz baktığınızda frontotemporal bölge hemen öne çıkıyor. Epilepsi de aynı bölgede. Aynı ilaç grubuna nörolog arkadaşlar antiepileptik diyor. Biz de mood stabilizatörü diyoruz. Dolayısıyla biz aynı ilaçları aynı beyin için kullanıyoruz. Her iki durumda da psikiyatrik hastalıklarda epilepsi de son derece benzer klinik özellikler taşıyor. İyi anamnez almak. Psikiyatride ders bir, iyi anamnez al. Kronik gidişli hastalıklarla uğraşıyoruz. Yaşam kalitesini düşüren hastalıklarla uğraşıyoruz. Ve tabii bu hastalıkların stigmasıyla da uğraşıyoruz. Ve bütün bu hastalıklarda ister bipolar, ister şizofreni, ister epilepsi, uzun süreli tedavi, hastanın yan etkilerden korunması, bütün bu prensipler aynen bizde de geçerli. Tedavi prensiplerimiz de aynı. Önce bir biyokimyasal ilaç ver. İşte o serotonini arttıran biyokimyasal ilaç ver ama olmadı dirençli psikiyatrik tablolarda cerrahi operasyonlar. Derin beyin stimülasyonu epilepsi tedavisi içinde, OKB tedavisi içinde, majör depresyon tedavisi içinde kullanıyoruz. Ve bazı epileptikler çok dirençliyse, statüstaysa textbook'un son noktası EKT yapın diye bir seçenek de doğrusu içerir. Dolayısıyla biz aslında aynı organa başka teleskoplarla, aynı patolojiye belki başka teleskoplarla bakıyoruz. Çeşitli teoriler de var. Bunlardan benim en beğendiğim aslında bu subiktal ateşleme teorisi. Öyle bir problem var ki, öyle bir elektrik disregülasyon var ki, belli bir eşik değerin üstüne geçerse epileptik nöbeti, belli bir eşik değerin altında kalırsa huzursuzluğu, sıkıntıyı ve depresyonu yaratıyor. Ama bunun dışında da fokusun yeri, özellikle işte sol lezyonlar daha fazla psikoz yapar gibi. Fokusun yeri, kullanılan ilaçların etkileri yüzünden oluyorlar. Antiepileptikler psikozu tetikliyor epilepsi hastalarında gibi teorileri de göreceksiniz. Bazı hücresel disregülasyonların, hücresel oluşum problemlerinin, serebral anomallerin hem epilepsiye hem psikiyatrik hastalığa neden olduğunu, psikososyal faktörleri, bunların her biriyle ayrı ayrı destekleyen ya da karşı çıkan teorileri mutlaka okuyacaksınız. Ama ne göreceksiniz? Aşağı yukarı psikiyatride bildiğimiz
Her psikiyatrik hastalık epilepsili hastalarda ortaya çıkabilir. Tabii sıklıkla çıkanları söylüyoruz ama yeme bozukluğu epilepsilerde olur mu? Olur. Aşırı yeme, yenmeyecek şeyleri yeme ya da aşırı zayıflama görebildiğimiz şeyler. Bazı hastalar disosyatif bozukluk mu, bir çeşit epilepsi mi? Bunları ayırt etmek klinikte hiç de kolay olmaz. Epilepsili hastaların cinsel sorunları. Belki yoğun nöroloji pratik saati içinde ya da 7 dakikada bir bu sistemin getirdiği eziyetle hasta bakarken hastanın cinsel sorunu sormaya vakit yok. Ama epilepsi hastalarında hem cinsel isteksizlik hem cinsel performansla ilgili problemler oldukça sık görülür. Dolayısıyla hem beynin kendisiyle ilgili hem hastalığın getirdiği pek çok problem olur ve epilepsili hastalarda psikiyatride gördüğünüz pek çok tanı eş tanı olarak mümkündür. Biraz daha yakından bakalım birkaç tanesine. Mesela psikoza yakından bakalım. DSM'ye göre epilepsili hastaların psikozlarına tıbbi duruma sekonder psikoz dersiniz. Ama bir MS psikozunu da, bir kortizon psikozunu da, bir onkolojik psikozu da aynı yere koyarsınız. Ama epileptik pencereden baktığınızda psikozları başka türlü sınıflarsınız. Preiktal psikoz, interiktal psikoz, postiktal psikoz, iktal psikoz ya da epilepsi cerrahisi sonrasında nöbetler durduktan sonra ortaya çıkan psikoz ve belki ender de olsa antiepileptik kullanımına bağlı psikoz diye sınıflayabilirsiniz. Psikozları ilk nöbete göre böyle bir takım yerlere gönderdikten sonra psikotik semptomatoloji açısından da bazı sınıflamalar yapabilirsiniz. Şizofreni benzeri psikozlar. Nöbetin tedavisinden çok maalesef klinik fenomenoloji olarak nöbeti kenara çekin, aynı şizofreni gibi görünen halüsinasyonlarıyla, hezeyanlarıyla, yaşam kalitesi düşüklüğüyle aynı şizofreni gibi görünen psikozlarla karşı karşıyayız. Saf delüzyonel psikozlar, belli bir konuya sabitlenen, belli bir konuda sadece problem olan, diğer konularda sorun olmayan, eş zamanlı epilepsisi de olanlar, mani benzeri hareketlilikle giden psikozlar ya da nöbetin önünde arkasında bir takım elementer halüsinasyonlarla, sistematize olmayan hezeyanlarla giden psikozlar. Nöbetten iki gün sonra bir hal oluyor, çok şüpheleniyor, karısını öldürmeye çalışıyor. O sırada bir takım ilaçlar veriyoruz, 3-4 gün sonra da hiçbir şey kalmıyor gibi. Böyle saf, kısa, delirional psikozlar görebiliyoruz. İktal dediğinizde tedavi nöbetin kendisinin kontrolü. Bu hastalardaki psikozlar için antipsikotik vermeye gerek yok. İnteriktal psikoz dediğinizde bu hastalarda mutlaka nöroleptik kullanmaya gerek var. Özellikle psikotik nöbet kontrolü sağlandıktan sonra ortaya çıkan, hasta artık nöbet geçirmiyor dediğiniz noktada ortaya çıkan psikozlar. Daha çok sol beyin ağırlıklı ve bu hastalar hep nöroleptik gerektiriyorlar. Ya postiktal psikozlar, epileptik hastaların bir kısmında epileptik fenomenden hemen sonra ortaya çıkan, gene pek ilaç gerektirmeyen, belki o dönemde benzodiazepin gerektiren, eşik altı ateşlemeyle ortaya çıkan psikozlar. Biz psikiyatride psikozu benzodiazepinle tedavi etmiyoruz ama bir postiktal psikoza benzodiazepin pekala pek de iyi gelebiliyor. Dediğim gibi bu psikozlar hem nöbetlere göre hem psikozun semptomlarına göre çeşitli sınıflamalar ve tanımlamalar alabilirler. Konumuz bugün psikoz değil. Tedavi yaklaşımları da birbirinden farklı. Birine hiçbir şey yapmıyorsun, birine nöbet kontrolü yapıyorsun, birine nöroleptik veriyorsun, birine benzodiazepin veriyorsun gibi. Bunların hepsini aynı kefeye koymak çok kolay değil. Duygu durum bozuklukları da keza epilepsi hastalarında oldukça sık. Biz psikiyatride kadınlarda afektif bozukluğun sık olduğunu biliriz ama epilepsili hastalarda erkeklerde de çok sıklıkla duygu durum bozuklukları görüyoruz. İntihar oranları yüksek. Ailede ve geçmişte eğer depresyon öyküsü varsa o epileptik bireyde bir depresyonun ortaya çıkma olasılığı yüksek. Ve nöbet kontrolü olan hastalarda yine de daha sıklıkla depresyon görebiliyoruz. Epilepsi cerrahisinden sonra nöbetleri duran hastalarda her şey yolundayken birdenbire 3-4 yıl sonra ciddi depresif semptomlarla hastalar gelebiliyor. Hatta buna bir zamanlar hala o ismi kullanan kaldı mı bilmiyorum ama benim gene çok beğendiğim normal olmanın dayanılmaz ağırlığı diye tabir edilirdi. Hayatınızın 35 yılını epileptik geçirdikten sonra yeni hayatınıza, yeni durumunuza, yeni sosyal konumunuza o kadar kolay adapte olamayabiliyorsunuz ve bir depresyon
tetiklenebiliyor. İnterektal disforik sendromdan bahsediliyor. Başka hastalarda olmayan, epilepsi hastalarında olan, bir takım depresif belirtilerle giden özel depresyona spesifik bir durum bu. Eleştirileri var. Eğer biz bu hastalara başka bir gözle bakarsak distimik bozukluk tanısı koyarız. İnterektal disforik bozukluk yoktur diyen bakışlar da var. Ama yeni bir çalışma 169 tane hastanın 32 tanesinde entelektüel disforik bozukluk bulmuşlar. Bunları tekrar mini ile değerlendirdiklerinde bu kişilerin 17 tanesinde bu belirtileri açıklayabilecek başka psikiyatrik tanılar bulmuşlar. Ama öbür %50 gene entelektüel disforik bozukluk olarak kalmış. Etkin bir skala var mı? Doğru bir tanımı koyuyoruz. Halen tartışılan bir sendrom bu durum. Bütün bu psikiyatrik komorbiditelere rağmen psikiyatrik ilaç kullanımı epilepsi hastalarında maalesef oldukça az. Epilepsi hastası olup da yanındaki psikiyatrik belirtinin tanısının konulduğu durumlar oldukça az. İşbirliğimizin önemi burada. Çünkü neyi biliyoruz? Depresif belirtiler, anksiyöz belirtiler, bu tür belirtiler olan hastaların epilepsi kontrolleri daha zor. Nöbet kontrolleri daha zor. Üzüntüyle, sıkıntıyla nöbetin provoke olabildiğini hepimiz biliyoruz. Ama bu üzüntüler ve bu sıkıntılarla başa çıkmakla ilgili hastaya bir şey öğretmediysek, hastaya bir stresle başa çıkmayla ilgili bir eğitim vermediysek, hastanın nöbet sıklığına ilaç vermek bazen yeterli maalesef olmayabilecek. Ama bütün bu tedavilere, bütün bu işbirliği önerilerine rağmen hastaların hala büyük bir çoğunluğunun yeterli tedavi almadığını gösteren çalışmalarımız mevcut. Pek çok çalışma var epilepsili hastaların yaşam kalitesi açısından ve bu çalışmaların çoğunda ortak bulgu olarak şunu duyacaksınız. Psikiyatrik belirtisi olan hastaların yaşam kalitesi, epilepsi hastalarının yaşam kalitesi olmayanlara göre daha düşük. Sağlıkta mutluluğun en önemli belirteçlerinden biri epilepsi hastaları için depresif belirtilerin olmaması. Hastalığı şiddetli olarak algılama eğilimi depresyonu olan hastalarda daha fazla. Poliklinikleri meşguliyet, ilaç tedavilerinin yan etkilerinden şikayet, SUDEP için bile bir yazı var. Depresyonu olan epilepsi hastalarında SUDEP'in daha fazla görüldüğüne yönelik. Dolayısıyla eş zamanlı psikiyatrik komorbiditenin tanısı ve tedavisi son derece önemli. Kaneri isim olarak söylemek isterim. Hani literatüre bakıp sadece Kaner'in yazılarını okusanız epilepsi ve psikiyatri konusunda çok yeterli, çok doğru pek çok yazı okumuş olursunuz. Kendisini inşallah Türkiye'ye de misafir etmek mümkün olur. Depresyon, epilepsi hastalığının süresi ya da nöbet sıklığından çok daha fazla epilepsi hastasının yaşam kalitesini bozar diyor. Doğrusu ben de ona katılıyorum. İntihar sadece psikiyatride görülen bir özellik değil. İntihar tüm toplumda görülen bir özellik. Maalesef epilepsisi olan insanlar, şu mavi kolonlar, epilepsisi olmayan insanlardan çok daha fazla intihar girişiminde bulunurlar ve çok daha fazla intiharla ölürler. Maalesef bu da bizim bir gerçeğimiz. Dolayısıyla psikiyatrik değerlendirmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. İlk kez biz epilepsi cerrahisi hastalarını değerlendirirken ya galiba epilepsi cerrahisi sonrasında hiç bilmiyorduk ama OKB çıkıyor diye gördük. Bunu 2004'te bildirmiştik. Daha sonra temporal lob epilepsilerde galiba OKB daha çok dedik. Ve o zaman onunla ilgili bir çalışma yaptık. Erhan da burada çalışmanın önemli yazarlarından. Temporal lob epilepsili hastaların %10'unda obsesif kompulsif bozukluk olduğunu, %24'ünde de obsesif kompulsif eğilimler olduğunu gördük. Topluma baktığınızda bu oranlar çok daha küçüktü. Ya da epilepsisi, generalize epilepsisi olanlarda, temporal lob epilepsisi olanlara göre çok daha küçük oranlarda bu obsesyonları görüyorduk. O gün bugündür hala pek çok literatür bu iki çalışmayı memnuniyetle söylüyorum, refere ediyorlar. Temporal lob epilepsilerde OKB'yi de ilk kez ÇAPA kliniği bildirmiş oldu. Pek çok psikiyatrik belirti
epilepsi hastalarında var dedik. Mesela hiç yazılmamış ve genç arkadaşlara önereceğim bir çalışma alanı fobiler. Epilepsili hastalarda çok sıklıkla fobiler var ama eş tanı olarak ama araştırılmamış, sorulmamış. Eski bir literatür var, şimdi yeniden açıp bir daha gözden geçirebiliriz. Epileptik kişilik diye bir şeyden bahsedilir. Epileptik kişilik var mıdır, yok mudur? Önce vardı, sonra yoktu, şimdi ise çalışma yok. Belki genç arkadaşlar bu konuyu biraz daha irdelerler. İlaç kullanımı çok kolay değil. Özellikle kronik ilaç kullanan, çoklu ilaç kullanan hastalarda uyum problemleri var. Üzerine bir de psikiyatrik ilaç verdiğinizde bu uyum problemleri artabilir. Psikiyatrinin bazı ilaçları epilepsi eşiğini düşürür. Öte yandan epilepsinin bazı ilaçları hastanın IQ'sunu, kelime bulma yeteneğini düşürebilir, psikoz tetikleyebilir. Hakikaten psikofarmakolojiye epeyce hakim olarak bu hastalarda ilaç seçmek gerekiyor. İlaç seçimiyle ilgili başlı başına bir konuşma yapabiliriz ama işte 20 dakikada bütün psikiyatrik belirtileri aşağı yukarı bu kadar özetleyebileceğim. Pek çok sorunu var epilepsi hastalarının ama bakanı yok, hedefi yok. Mesela stigması ile ilgili sosyal çalışmacılar ya da çekingenliği ile ilgili psikologlar görev alabilirler ama daha henüz oralara gelmiş durumda değiliz. Oysa ki bu belirtiler kişilerin çok ciddi yaşam kalitesini düşürebiliyorlar. Hiç tanımlanmamış bir fobi var. Belki biriniz bunu yazarsınız. Nöbet korkusu fobisi. Nöbet geçirir miyim acaba diye evinden çıkmayan, arkadaşlarıyla görüşmeyen, hiç kimseye gitmeyen insanlar var. Bu tanımlanmış değil. Nöbet korkusu fobisini aranızdan biri yazarsa, tanımlarsa bu iyi bir çalışma olabilir. Ya da hastaların, Türkiye'deki hastaların mevcut durumdaki epilepsili kız alınmaz, epilepsili adam iş tutmaz. Bütün bu stigmalarla, bütün bu ön yargılarla da maalesef uğraşmak durumundayız. İşbirliğinin önemi de biraz da buradan geliyor. Epilepsi hastalarına biyolojik, psikolojik, sosyal bir bütünlük içinde bakabilirsek onların yaşam kalitelerini arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bu ek tanılar çünkü nörolojinin işini çok zorlaştırıyor. İlaç ve cerrahi tedavilere düşük yanıta neden oluyor. Antiepileptiklerin tolere edilmesini azaltıyor. Antiepileptiklerin yan etkilerinin daha fazla şikayet konusu olmasına neden oluyor. Ve epilepsi cerrahisinde nöbet kontrolü bile sağlasanız, kullandığınız ilaçlarla tamamen nöbet kontrolü bile sağlasanız, hastanın psikiyatrik belirtileri devam ediyorsa hasta memnuniyeti maalesef oluşmuyor. Bu psikiyatrik belirtileri doğru skalalarla ölçmek de önemli. Bizim zamanımızda çok az skalamız elimizde vardı. Şimdi gitgide artıyor. Skalaları karşılaştıran çalışmalar artıyor. Mesela hastane anksiyete depresyon ölçeği çok kısa bir ölçek. Tarama için kullanılabilir. Oldukça duyarlı bir ölçek olduğunu gösteren çalışmalar da var. Epilepsili hastalara spesifik bir depresyon ölçeği artık önerilmiş durumda. Hastalarınızda, çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Tabii takım çalışmasının zorlukları var. Yani bir nörolog, bir psikiyatr beraber nasıl çalışır? Bu soruyu Murat Hoca'ya da çok sorarlar. Belki biraz sonra o da konuşmasında nasıl beraber çalışırız söyler. Beraber çalışmak hasta memnuniyetini arttırdığı müddetçe biz psikiyatri olarak varız, yardım etmeye çalışırız, elimizden geleni yaparız. Bize öğretilen şeylerden biri hastalık yoktur, hasta vardır. Epilepsi için bu çok geçerli. Epilepsi bir beyin hastalığı değil, bir kişi hastalığıdır. Böyle ele alırsak herhalde çok daha yardımcı oluruz. Psikiyatrik komorbiditeler mutlaka sorulmalıdır. Ebru'nun, Betül'ün söylediği o uzun anamnezin içinde mutlaka psikiyatrik semptomlar da göz ardı edilmemelidir. Niye olduğu araştırılmalıdır ve mutlaka bulduğunuz psikiyatrik sendrom ve semptomlar tedavi edilmelidir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi biz ekivalan epilepsiden söz ederdik bizim yıllarımızda. Galiba ondan pek söz eden olmadı değil mi? Böyle bir şey var mı yok mu? Ekivalan epilepsi. Bir takım fantaziler vardır. Unutulan Yıllar diye bir film hatırlıyorum. Ronald Colman. İşte orada işte çıkıyor bu bir orta yaşlı bir kimse ve belleğini kaybediyor. Sonra iki sene sonra yeniden kazanıyor. Şöyle hikayeler hatırlıyorum. Yine İstanbul'dan otobüse biniyor, nöbet başlıyor ve Sivas'a gidiyor. Neden gittiğini hiç kimse bilmiyor.
Sivas'ta nöbet sona eriyor. Bir de şunu eklemek isterim. Ben çok meraklandım epilepsiye. Beşinci sınıfta, tıbbiyenin beşinci sınıfında Dostoyevski'yi okudum. O bir epileptiktir biliyorsunuz. Ve onun birçok kitabını okudum ve kendi epilepsisini tarif ediyor. Aynı zamanda müthiş bir kumarbaz Dostoyevski. Sonra Van Gogh'la ilgili okudum. O da onun da epileptik olduğu iddia edilir. Biraz saldırgan tarafı var. Gauguin'e bıçak atıyor. Sonra da intihar ediyor. Bipolar da denir ona. Efendim? Ona bipolar da denir. Van Gogh'a. Van Gogh'a bipolar da denir. Ne denir diyor? Pardon. Bipolar. Bipolar. Peki. Bir de Gustav Flaubert. Bunların şeyleri çok enteresan, sizi çok ilgilendirir diye düşünüyorum. Fransız nörologlarının çok iyi incelemeleri var. Bu şeylerle ilgili, bu epileptik ünlü insanlarla ilgili. Bunu da bir ekleyeyim istedim. Çok teşekkürler. Teşekkürler.